Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Doktor Tuğberk Çitilci ile beraberiz. Pazardan önümüzdeki haftaya bakacağız. Tuğberk Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sami Bey, hoş bulduk. Sağlıklar diliyorum. Sizler nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hızla önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Pazardan bakıyoruz önümüzdeki haftaya öngörülerimizi. Evet. Ben de çok merak ediyorum. İsterseniz herkesin çok konuştuğu dolar endeksiyle başlayalım. Çünkü dolar endeksinde bir indi bir çıktı. Her çıktığında Amerikan borsalarını alt üst etti. Altın piyasaları, ons altın bir anlamda baskılanmaya devam etti. Ve dünyadaki bütün para birimleri karşısında da değer kazanan bir Amerikan doları var ki Amerikan tahvil faizlerinde de 4'ün üzerinde uzun zamandan beri çıkmamıştı. 4'ün üzerinden de inmiyor şu anda. Nedir özellikle? Öncelikle bir başlayalım isterseniz dolar endeksinden. Şahin FED fiyatlaması var ama dolar endeksine baktığımızda 110 ile 115 bölgesi arasında hareketine devam ediyor. Şimdi burada 112,5, 113'lerde bir dengelenme var ama Şahin FED diyoruz. FED faiz arttıracak diyoruz. 2023 yılında Mart'ında %5 faize ulaşacak deniyor. Bilanço daraltma devam ediyor, sınırlı bile olsa bütün bunlara rağmen dolar endeksine yeni yüksek yakmıyoruz. Bunun nedeni euro dolar tarafına geçiyor. Çünkü euroda piyasa katılımcıları short pozisyonlarını kapattılar. İlave short pozisyonu açmıyor. Bankalar euro almaya devam ediyor. Avrupa bölgesindeki durgunluğu çok katastrof, ekonomide ani bir durgunluğa neden olmayacağı, daha ılımlı bir durgunluk, resesyon olacağı şeklinde algı euro dolar paritesini 0.97 aşağısına çekmiyor. Yeni düşük yaptırmıyor. Bu da 6 para biriminden oluşan bir sonuç olan dolar endeksini 113 bölgesinde sabit olarak tutuyor. Dolayısıyla yeni haftaya da bu 112-114 bandı arasında biraz daha dolar endeksinin stabil kaldığı bir hareket görebiliriz. ABD tahvil faizleri. Şimdi Amerikan 10 yıllığında piyasada farklı bir fiyatlama algısı var. Dolar endeksine sakin diyoruz. O zaman FED bu kadar şahin. Şimdi dolar endeksi mi doğruyu fiyatlıyor? Amerikan tahvil getirileri mi doğruyu fiyatlıyor? Amerikan tahvil getirileri doğruyu fiyatlıyor. Yani FED'i tam anlamıyla fiyatlayan ne? Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi. Önce 4 konuşuyorduk. 4'ün üzerine o enflasyon verisiyle çıktı. Ondan sonra 4'ün altına sarktı. Ama şu anda Fed'in faiz artışı, enflasyon ve resesyonu çok net olarak fiyatlayan Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi. 4.28, 4.30 ve bu 2007'den beri gördüğümüz en yüksek seviye. Bu eşittir piyasada risk algısının bozulduğunu gösteriyor. Bu yukarı gittiği sürece Amerikan endekslerinde yukarı yönlü momentum baskılanıyor. Kıymetli metallerde aşağı yönlü hareket potansiyeli devreye giriyor. Eşittir risk algısı. Dolayısıyla yeni haftayla beraber de bu 4.20-4.30 bölgesini referans aldıktan sonra onun üzerindeki hareketler daha olası diye düşünüyorum. Yani işin özetinde 4.5 psikolojik seviyesine Amerikan 10 yıllık getirisinde hazır olalım. Şimdi tabii ki bir Amerikan borsaları da bundan nasıl etkilendi diye soracağım hemen peşinden. S&P 500'de aslında 200 haftalık basit hareketli ortalama, yani 3605 referans seviye. Şu anda sarı çizgiyle gösteriyor. Burası majör bir destek noktası, kırılma noktası. Bunun aşağısına geçerse S&P'de minimum 100-150 puanlık bir hareket beklemek lazım. Hani şu anda piyasa bu 200 haftalık basit hareketli ortalamasının üzerinde kalıyor. Yeni yukarılara gidemiyor. Neden? Çünkü Amerikan 10 yıllık getiri %4.30 seviyelerine yaklaştı. Bu endeksteki yukarı yönlü hareketi baskılıyor. Bir sonraki grafiğimizi de bir 987 günlük basit hareketli ortalama var. O da 3585'lere işaret ediyor. Yani hem günlüğü hem haftalığı harmanladığımız zaman da 3585-3605 kritik bir destek noktası. Bu bölgeden tepkiler gelip yukarı mı gidecek? Yoksa aşağı yönlü mü hareket olacak? Ama genel olarak baktığımızda şu anda Amerika'daki 3. çeyrek bilançolarda sürpriz iyi tarafta devam ediyor. Açıklanan bilançoların %77'si pozitif sürpriz yaptı. Bir sonraki tablomuza da bakacak olursak analistlerin 12 aylık dönemdeki hedef fiyatlarında hem Dow Jones, Nasdaq, Russell, S&P 500'de dolar, yani zaten dolar bazlı bakıldığında %20 ile %43 arasında potansiyel. İşte Apple'da %27'lere yakın, Alphabet'te %37'lere yakın ki bu hafta da yeni haftayla beraber Amazon, Apple, Alphabet, GM, Ford, Meta başta olmak üzere teknoloji alakalı amiral gemisi şirketlerin bilançoları gelecek.
piyasada 27 Ekim'de gelecek Apple bilançosuna odaklanmış durumda. Hani S&P'de evet teknik 200 haftalık ve 987 günlük ama bilançolardaki bu Apple, Amazon, Alphabet olacağından dolayı bilanço bazlı hareketlerle eğer pozitif sürprizler gelecek olursa S&P'de de yukarı yönlü hareket görebiliriz. Yani şöyle belirtmek gerekiyor. %70 teknik diyelim, %30 da bilançolar tarafını takip edeceğiz. Bir de önemli dipnot belirteyim. Twitter tarafında Elon Musk'ın teklifi 28 Ekim Cuma günü son buluyor. Bakalım o teklif gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Eğer gerçekleşmezse piyasalar anlamında S&P 500 için negatif bir olay. Kasım'da yeniden teklif değerlendirecek. O da önemli bir satır arası. Euro-dolar paritesindeki gelişme ne olur? Şimdi Euro-dolar bütün negatifliklere rağmen baktığımızda aşağı yönlü hareketi tetikliyor. Ama fiyat yukarı yönlü gidiyor. İşte Euro short pozisyonlar kapanıyor, ilave short pozisyon açılmıyor, bankalar Euro alıyor, resesyonda en kötüsü olmuyor deniyor. 0.97 düzeyine gidiyor. Şimdi bu grafikte hemen Euro-dolardan ons altına bağlamış olayım. Ons altında aşağı yönlü majör trend devam ediyor. Neden? Fed'in faiz artışlarının devamı ve en önemlisi Amerikan 10 yıllık tahvil getirisinde 4.5 seviyesine hazır olur. Bu kıymetli metaller için geçici bir katastrof felaket senaryosu. Ons altında şu anda 233 haftalık basit hareketli ortalama 1623 seviyesi. Hani fiyatta 1620-1640 seviyelerine dengeleniyor ama Amerikan 10 yılda yukarı yönlü hareketini devam ettirdiği sürece ons altın tarafında işler pek parlak gözük. Diyelim ki bir katastrof senaryo çizelim, hep iyiden bahsediyoruz. Amerikan 10 yılda 4.5'a giderse ons altın nereye gelme potansiyeli olur? 300 haftalık basit hareketle ortalama 1547. Yani bir 70 puanlık aşağı yönlü hareket olabilir eğer Amerikan 10 yılda 4.5 seviyesine çıkar orada kalırsa. Peki bu arada altının bir işletme ve çıkarma maliyetinden bahsediliyor. $1600. Bunun altında gelmesi, altının arzında bir azalma, bu da tekrardan fiyatının yükselmesini beraberinde getirir mi? Getirmez. Çünkü altın çıkarma maliyeti emek yoğun mu, teknoloji yoğun mu? Hani $800'larda da çıkarma maliyeti var. 1600 ile $1800 arasında çıkarma maliyetleri de var. Hani arzdan dolayı bir şok fiyatı yukarı çeker mi? Bu dönemde beklememek lazım. Çünkü hep bir klişe olarak işte altının çıkarma maliyetinin altına fiyat inmez vesaire falan deniyor. Ama geçmiş dönemlere baktığımızda bu hep iniyor. Şu anda tamamen odaklanacağımız kıymetli metaller ve onun amiral gemisi ons altında Amerika'nın 10 yıllık tahvil getirisi. Peki Bitcoin'e gelelim, kripto piyasalarında. Neler oluyor Bitcoin'de? Valla hani Bitcoin'e bir şey söylemek istiyorum. Haftalarca sizle konuşuyorum ama olmuyor. 19.000'de. Demir atmış bir şekilde fiyatlama bir şeyi bekliyor. Şimdi herkes 70 binlerden çok düştüğünden dolayı hani burası artık deyip buradan bir ölü kedi sıçraması yapması gerekiyor diyor. Ama ben o tarafta daha az ihtimalle bulunuyorum. Orada da özellikle 300 haftalık basit hareketli ortalama 17.747. Hani oralara kadar bir geliyor, tepki geliyor. Ben bu 300 haftalığın altında yeni bir düşük yaktıktan sonra kripto, yani Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareket olursa olacağını düşünüyorum. Çünkü Amerikan 10 yıllık getirisi doları getiri anlamında veya da tahvil dinamiklerini cazip koyduğundan dolayı hani karşısında neden dolara karşı bir pozisyon alacaksınız? Şu anda dolara karşı pozisyon almama veya da Amerikan tahvil getirilerine karşı pozisyon almama durumu. Dolayısıyla 200 haftalıkta 300 haftalık arasındaki bant hareketi devam ediyor. Yukarı mı? Ben orada biraz aşağıda yeni bir düşükten sonra 200 haftalık basit hareketli ortalama 23.600'lere doğru gelecek bir hareket beklerim Bitcoin'de. Peki dolar TL en çok merak edilen konu, yatay seyirde uzun zamandır baskılanan bir Türk lirası dolar ilişkisi var. Evet, grafiğin üst tarafı 3 günlük tick data dolar Türk lirasında, aşağıdaki de rate of change yani barlar yüzdesel değişimi gösteriyor. Oynaklık diyelim yani. Tam bir size dikkat ederseniz alt tarafta hiçbir şey olmuyor. Dolar Türk lirası çok sakin. Son barda ne dendi? Dolar Türk lirasında katastrof senaryo, dolar şoklarına hazır olun. İşte şöyle olacak. İşte üçlü rakamlar, dörtlü rakamlar telaffuz ediliyor. Ama neticeye baktığımız zaman da oldu mu? Olmuyor. Merkez Bankası 150 bas puan faiz indirdi. Size canlı yayında da konuştuk. Dolar Türk lirasında önemli bir hareket de olmadı. 18.60, 18.63 seviyelerinde dengelendi ve denge bandına da oturdu. Ben yine Aralık'taki
baz etkisi devreye girmesinden dolayı dolar Türk lirasında kamu erkinin yönetilebilir, yönlendirebilir mantıktan dolayı aşırı sert oynaklığa izin vermeyeceğini düşünüyorum. Ama bu da yanlış anlaşılmasın. Hani dolar buradan paldır küldür düşecek anlamına da gelmiyor. Aylık enflasyon artı risk primini ekleyip yukarı yönlü hareket olacak. Ama günlük oynaklıklarda %4'ü %5'leri unutun. Belli bir bantta kontrol edilebilir şekilde dolar Türk lirası ufak adımlarla yukarı yönlü hareket edecek. Borsa İstanbul'daki son durum nedir, ona bakalım isterseniz. Şimdi Borsa İstanbul'un aslında genel bir performansa baktığımız zaman da bir tablo var. Özellikle yılbaşından itibaren borsanın performansına baktığımız zaman da işte şimdi grafikte yeşil barlar ve kırmızı barlar göreceksiniz. Bu bir aylık periyottaki Borsa İstanbul performansı ve dolar bazlı. İşte Borsa İstanbul 30 endeksi %20.17, 100 endeksi 19.24. dolar bazında pozitif performans göstermiş. Yani bu işlerin iyi olduğunu gösteriyor. Burada da yılbaşından itibaren hisse senetleri tarafındaki durum. Borsa İstanbul 100 endeksi lokal para biriminde, yani Türk lirası bazlı %111.55'lik pozitif bir hareketi var. İşte daha sonra muazzam hareketlerle ODAŞ, HEKTAŞ, ALARKO, Türk Hava Yolları var. Kötü performans gösterenlerde işte Erdemir var, İskenderun Demir Çelik var. Bunlar da neden kaynaklanıyor? Özellikle Çin'in sıfır Covid politikası dolayısıyla üretim modellerinde şokların devam etmesi, resesyon tartışmaları, büyümenin ivme kaybetmesi, demir çelik sektörüne bir hasar verdiği güçlü dolar temasıyla beraber hani Erdemir bundan dolayı biraz negatif etkilendi. Bunlar da hisse detayları. Şimdi grafik tarafına geçecek olursak analistlerin 12 aylık dönem için işte hisse senetleri tarafına baktığımız zaman da beklentileri nasıl? Yani 12 aylık hedef fiyat analistlerin tahmini artı cari fiyat. İşte Borsa İstanbul'da biraz %2, %3 potansiyel kaldı. Hisselerin de detaylarını görüyorsunuz. Sarıyla belirtilmiş olanlar banka hisse senetleri. Neden böyle bir durum var? Şimdi analistler 3. çeyrek sonuçlarını görecekler. Gördükten sonra modellerini revize edecekler. Biz ondan sonra değerleme tarafındaki potansiyeli göreceğiz. 4. çeyrek ve 2023 yılları için kuvvetle muhtemelde analistlerin yukarı yönlü revizyonları gelecek. Bir sonraki görselimizde de fiyatlamayla alakalı durum olacak. Şimdi burada Borsa İstanbul tarafında evet, şimdi lokal olarak baktığımızda bankacılık endeksinin 4000 ve üzerinde kalıp kalmadığına bakacağız. Yakın vade BIO kontratının 4300 ve üzerinde kalıp kalmadığına bakacağız. Endeks yüzde 3850-3900'de dip oluşumunu tamamladı. Oradan yukarı yönlü momentum. Şimdi bu grafikte de haftalık dolar bazlı Borsa İstanbul 100 endeksi görülüyor. Bu yatay çizgilerde Fibonacci seviyeleri. Meşhur Fibonacci. Şimdi burada haftalık bazda baktığımızda o 2020 sonundaki dolar bazlı zirve 225 seviyeleriydi. Şimdi oraya geldiği zaman da bir çift tepe yapacak. Bakalım orayı kıracak mı, kırmayacak mı? İlk etapta kırmada biraz zorlanabilir ama benim baz senaryo Borsa İstanbul tarafında bu 225'teki çift tepenin kırıldıktan sonra Fibonacci'deki geri çekilme seviyelerinde yukarı yönlü bir momentum devreye girebilir diye düşünüyorum. Borsa İstanbul 100 tarafında ben ultra negatif reel faiz ve diğer getirilerdeki çaresizlikten dolayı Borsa İstanbul tarafında daha iyimser tarafta yer alıyorum. Önümüzdeki hafta belki şöyle bir dipnot belirtebilirim. Çok teknik analiz konuştuk. Merak eden yatırımcılarımız, izleyicilerimiz için şöyle bir bilgilendirme olsun. Borsa İstanbul 100 endeksinde bir yıllık dönemde bu sol tarafta tabloda yer alan indikatörlere bağlı olarak alım ve satım yapıldığı zaman da hangisi en başarılı, hangisi en başarısız? Eğer üstsel hareketli ortalama, parabolik, MACD, DMI'la işlem yaptığınız zaman da başarılı indikatör. Yani bu indikatörleri merak edenler günlük bazda grafiklerine koyabilirler. Bu bir backtest. Hangi indikatör daha başarılı? Bir sonraki görselde de hangisi başarısız? Kırmızılar da kötü başarısız. Bakın burada çok ilginç bir nokta var. Teknik analizde herkesin sevdiği, bir kurtarıcı olarak gördüğü RSI ve Bollinger bantları Borsa İstanbul 100 endeksini trade ettiğiniz zaman da çok başarılı sonuçlar vermiyor. Bu da işte teknik analizin karanlık yüzü olarak bir dipnot olsun. Eğer bunu diğer hisse senetleri, endeksler için merak eden yatırımcılarımız varsa hani bunları da bize belirtebilirler. Ben de ilerleyen yayınlarda hangi indikatör, hangi varlık için, hangi hisse için, hangi endeks için bu çalışmayı yapar
yayınlarda paylaşırım. Eğer ilgi çeker, talep gelirse Sami Bey. Zaten en çok merak edilen konulardan biri buydu. Hangi araçlar kullanılıyor bütün bu çalışmalar yapılırken? Buradaki evet. indikatörlerle ilgili de herkesin merak ettiklerini aslında bir anlamda bugün söylemiş olduk. Daha da çok merak ederlerse bunu ayrıntılı da anlatırız diyorsun. Peki tabii. Şimdi bilmemiz gereken önümüzdeki haftaya dair bir takım tabii olaylar var. Haftanın gelişmeleri ve işte bundan sonraki hafta neler olabilir? Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Perşembe. Perşembeye odaklanıyoruz. Perşembe çok kritik. Neden? Birincisi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı geliyor. 15-15'te. Faiz artışı yapacak mı? Faiz artışı yapacak. 50-75 ama 75'e biraz daha ağırlık etkin şekilde devam ediyor. Ve akabinde 15-45'te ECB Başkanı Lagarde konuşma yapacak. Onun da konuşması şahin olacak. İşte hani dolar endeksi 113'te kalıyor dedik. Euro dolar 0.90'ın aşağısında dip görmüyor dedik ya. Bunun nedeni ECB'nin faiz arttıracağı ve arttırmaya da devam edeceği. Lagarde'ın da bunun mesajını vereceği anlamında. Dolayısıyla yeni haftada Euro dolar paritesinde bir dip oluşumu devreye giriyor. Sanki dipten Lagarde alıyor. Ama orada kritik nokta 55 günlük basit harekette ortalama işte yaklaşık 0.9-50 seviyelerinde. Yani piyasanın takip ettiği bir seviyesi. Bunun üzerine çıkması için ya ECB'den ya FED'den pozitif bir sürpriz gelmesi gerekiyor. Hani kısa dönemli olarak belki o 55 günlüğe yaklaşabilecek bir hareket olabilir ama daha ötesini şimdi beklememek lazım. Perşembe başka ne oluyor ECB'den sonra? Amerika'da büyüme gelecek. Fed'in veri odaklı para politikasında en önemli baktığı veri. Üçüncü çeyrek verisi. Şimdi bir önceki veri -0.6'lardaydı. Piyasanın konsensusu 3.3 bir büyüme gelmesi şeklinde. Şimdi pozitif büyüme gelirse yine dönüp dolaşacağız. Ya Fed 75 mi? 100 bas puan mı? Daha mı şahin olacak? Bu önemli. Çin'den de büyümeyi alıyor olacağız. Çünkü Çin'in bu sıfır Covid politikasından dolayı büyüme ivme kaybetmişti. Dünyada resesyon tartışmaları var. Şimdi bakalım Çin'in büyüme beklentinin üzerinde mi altında mı? Altında gelirse evet resesyon tartışmaları var ve bu da enflasyonu yavaşlatma konusunda bir iyimser gelebilir. Hani Çin'in büyüme verisi negatif gelirse piyasalara bir pozitif sürpriz yaratabilir. Sonra gündem İngiltere. Başbakan Truss pound dolar paritesini 1.0350'lerde tarihi gibi göstertip kaçıp gitti. İstifa etti. Bu kimin başarısı? İngiltere Merkez Bankası'nın. Ve şöyle düşünün Sami Bey. Dünyada Merkez Bankası olarak hükümetle bir savaş var. Şimdi teorik olarak nedir? Tamam Merkez Bankaları bağımsız ama hükümetin bir uygulayıcısı. Boya ile Truss arasında çok büyük bir savaş vardı. Vergi indirimleri paketinden dolayı. Boya çok uyardı, çok uyardı. Sonra da Truss'a güle güle dendi. Şimdi bu hafta parti tarafında yeni başbakan ilan edilecek. Hani yarışta yine eski eksine dönüyor diyelim mi? Boris Johnson'ın ayak sesleri var. İşte bu da pound dolar açısından önemli. 1.12'lerde dengelenecek mi, dengelenmeyecek mi? Ama hangi başbakan gelirse gelsin pound'da hükümdar İngiltere Merkez Bankası. Faiz artışları devam edecek ama yeni başbakan da buna ilave halkını düşünecek aksiyonlar almak isteyecek. Sonra Amerika'dan bilançolar gelecek. 27 Ekim'de Apple, Amazon, Alphabet, Meta. Bizim tarafta banka bilançoları işte Cuma kapanışıyla Arçelik'in bilançosu geldi. Yeni haftayla beraber Akbank, TAV Havalimanları, Tofaş Oto ve Garanti'nin bilançoları gelecek. Bankalarda pozitif sürprizler olabilir. Evet yani enteresan bir haftaya giriyoruz. Önümüzdeki hafta gene verilerin, rakamların çok konuşulduğu bir hafta olacak. Ve şimdi haftanın sözüne gelelim isterseniz. Haftanın sözünde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin açıklamaları vardı. G20'deyken basına yansıdığı şekilde Wall Street'te bir röportaj verilmiş. Burada da ekonomi politikalarının değişimindeki sancıdan bahsedilmiş. Hani şöyle diyor. Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini arttıran şey savaş oldu. Yani yüksek büyüme, yüksek enflasyon. Burada en fazla hasarı alan kim? Maaşlı, sabit getiriye sahip olan sınıf hasarı aldı. Şimdi bunun telafisi için işte asgari ücret tartışmaları devam ediyor. İşte 9.000'ler telaffuz ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Dolayısıyla bu acı eşittir enflasyon. Bu acının da
geçici ama tedavi etmeyen reçetesi de ücretlere artış, ama o ücretlerdeki artış da enflasyonu tetikleyeceğinden dolayı seçime kadar bu sarmalda devam ediyor olacağız Sami Bey. Peki haftanın sorusu yine ECB'den geliyor herhalde. Yine ECB'den geliyor. Euro dolarda dibi gördük mü? Evet, ECB haftasında olduğumuz için 0.97, o bölgede bir dip oluşumu var. Yani daha teknik belirtmem gerekirse 0.95, 0.97'de bir dip oluşumu var. ECB faiz artışını yapacak. Akabinde Lagarde, Şahin konuşacak. Piyasada şunu diyecek. Ya resesyon olacak ama çok ani bir durmaya neden olmayacak. Ilımlı bir resesyon olacak. Ben ilave Euro'da short'a geçmeyeyim. Putin'in de biraz sesi sedası kesildi. Dolayısıyla bu hafta Euro dolar tarafında sanki yukarı yönlü 55 günlük 0.99-50'lere doğru bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Şimdi haftanın varlığında da nakit kral demiştin geçtiğimiz haftalarda. Nakit kral deyince herkes cash parayı TL olarak düşündü büyük bir ihtimalle. Ya nasıl evet. TL'de kalalım, TL değer kaybetmeye devam ediyor. Ciddi de eleştiriler geldi bu anlamda. Ya Tuğberk Hocam bir açıklar mısınız bunu diye? Şimdi nakit dediğiniz, tabii şimdi fiziki olarak da koyabilirsiniz. Nakit pozisyona girmemek de bir pozisyondur. Bu sizin risk tercihinize bağlı. Hani şöyle yanlış anlaşılmasın. Ben burada bir şey söylüyorum. Bu herkesin derdine derman olacak bir şey değil. Yani aspirin değil. Başım ağrıyor, ayağım kırıldı, kalp krizi geçirdim. Ben aspirin alayım, düzeleyim, iyileşeyim. Öyle bir dünya yok. Herkesin risk algısına bağlı olarak. Ben burada genel bir ifade olarak konuşuyorum. Hani Borsa İstanbul'da yatırım yapıyorsanız evet buyurun yapın. Ama Borsa İstanbul'a ilginiz yoksa şunu vurgulamıştım. Fiziki mal sizi enflasyona karşı korumuyor. Araba aldınız 1 milyona kaça satacaksınız? Yeni yukarı yapmıyor. Konut aynı şekilde yeni yukarı yönlü gitmiyor. Enflasyona karşı parayı korumanız lazım. Gram altında koruyamıyorsunuz. 1000'in aşağısında. Mevduata baktığınız zaman da %25'lerde. Merkez Bankası'nın politika faizi 10.5'ta, yıl sonunda 9'da, hatta 2023'ün ilk çeyreğinde %7 seviyelerinde. Fiziki mal korumuyor. Sabit getirilen menkul kıymet sizi korumuyor. Ne oluyor? Tek çare Borsa İstanbul tarafında koruma oluyor. Şimdi Borsa İstanbul tarafında da endeks konuşuyorsanız bu işi profesyonellere emanet etmek lazım. Yatırım fonlarında dahil olunabilir veyahut da hisseyle haşır neşirseniz bilanço sezonu tarafında banka tarafları takip edilebilir. Ama endeksin genelinde ben yıl sonuna kadar ara düzeltmelerle beraber yukarı yönlü momentumun daha etkin olacağını düşünüyorum. Hani şu anda maalesef bütün yönler Borsa İstanbul'u gösteriyor. Bu gerçekten iyi mi kötü mü tartışılır ama şu anda gerçekten bir getiri alternatifsizliği var. Adres Borsa İstanbul. Dinamikler değişir. Biz de ona göre stratejimizi ve taktiğimizi değiştiririz Sami Bey. Evet, çare aslında BIST diyorsun ve yatırım fonları da bunun için ilginç bir alternatif olabilir. Bu arada evet. Haftanın indikatörlerinde de en başarılı ve en başarısız olanları zaten biraz önce de aktarmıştın. İstersen kapanışı sizle beraber yapalım. Pazartesiye başlıyoruz. Pazartesiye başlarken pazar gününden son sözleriniz ve mesajlarınızı alalım Tuğberk Bey. Şimdi piyasanın risk algısı çok farklı. Eğer Euro dolara ve dolar endeksine bakarsanız daha az şahin bir FED fiyatlıyor. Ama tahvil getirilerine baktığınız zaman da Amerika'nın 10 yıllığı daha şahin, daha katastrof bir FED fiyatlıyor. 4.5'ları konuşuyoruz ki şu anda Cuma günü 4.25-4.30 bandında hareket etti. USD JP'ye bakıyoruz. Bojeren müdahale edebilir dedik. 150 seviyelerinde dengelendi. Bütün bunlar ne? Risk barometresi. Yani ne tarafa göre bakıp hangi varlıkta işlem yaptığınız bakıyorsunuz. Ama bütün bunların içinde ben Amerikan 10 yıllık tahvil getirisini endeksler için referans alırım. Yukarı giderse Amerikan endekslerinde işler kötü. Ama bu da şu anlama gelmesin. S&P 500 gerileyecek, düşecek. Borsa İstanbul'da negatif etkilenecek. Hayır. Biz kendi iç dinamiklerimizden dolayı S&P 500 endeksinde hem pozitif hem negatif anlamda ayrışmaya devam edeceğiz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Gönüllerinde istedikleri yöndeki pozisyonlara denk gelsinler inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz Tuğberk Bey size verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Doktor Tuğberk Çitilci bizimle pazar günü bu güzel programı yaptı sizler için. Önümüzdeki hafta tekrardan birlikte olacağız kendisiyle de. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 200 bini az kaldı. Beğenileriniz bizim için hakikaten İnşallah. Çok önemli. Algoritmada da bizi yukarıya doğru çekiyor. Her zaman onu söylüyorum. Tekrar ediyorum. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi haftalar olsun.